Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve çok lezzetli gözleme tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle iç harcımızı hazırlayalım. Kabımda yaklaşık 150-200 gram kadar lor peynir var. Yaklaşık 75-100 gram kadar da kaşar peynir rendeledim. 150 gram kadar da beyaz peynir rendeliyorum. Miktar tamamen size kalmış. Elinizde ne varsa onu kullanın. Karışık peynir çeşidi kullanırsanız çok daha lezzetli olur gözleme. Varsa bunun içerisine maydanoz, dereotu vesaire seviyorsanız ekleyebilirsiniz. İlk etapta bu peynirli karışımı şöyle bir karıştırıyorum. Lor peyniri tuzsuz olur ama diğer eklemiş olduğum peynirlerin tuzu gayet yerinde olduğu için birbirlerini dengelediler. O yüzden tuz eklemeyeceğim. Bu karışımın içerisine 2 adet de yumurta kırıyorum. Yumurtalı, peynirli güzel bir gözleme yapacağız. Yumurtaları da şöyle güzelce bir karıştıralım. Her tarafına eşit miktarda dağılsın. Şimdi ben lavaş kullanacağım ama Kazakistan'da lavaşlar böyle yufka gibi ince oluyor. Türkiye'de lavaş deyince daha böyle kalın bir ekmek olur. Sizler tabii ki Türkiye'de yufka ile yapın, lavaş ile yapmayın. Kullanmış olduğum lavaş yufkadan daha kalın, Türkiye'deki lavaşlardan daha ince bir hamur, yufka. O yüzden arkadaşlar, benimki biraz kalın olduğu için Türkiye'deki yufkalar daha büyük. Hiç o aradaki farkı bu şekilde kapatıyoruz. Yani o büyük yufkalarla, Türkiye'deki büyük yufkalarla bunu yapabilirsiniz. Ortasına hazırlamış olduğumuz iç harcını bu şekilde yayıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kare bir formda iç harcını yerleştirdim. Ardından kenarını bu şekilde kapatıyorum ve bir fırça yardımı ile ayçiçek yağı ile yağlıyorum. Diğer tarafını da diğer yufkanın üzerine koyuyorum. Bu kısmını da ayçiçek yağı ile yağlayacağım. Ve görmüş olduğunuz gibi zarf şeklinde kapattım. Bir yandan yapacağım, bir yandan pişireceğim. Tavamı ocağa alıyorum. Tavanızın tavarını yağlamayı unutmayın. Ayrıca ısınmış olan tavaya koyun. Bu şekilde orta ateşte arkalı önlü güzelce kızarana kadar pişireceğiz. İster kahvaltıya yapın, ister sahura yapın, ister çay saati davetlerinize yapın. İnanın çok lezzetli oluyor. Herkes beğenerek yiyecek. Zahmetsiz ama bir o kadar da lezzetli bir börek tarifi. Dakikalar içinde hazır ama bir o kadar da lezzetli. Bunu arkadaşlar tost makinesinde de yapabilirsiniz. Aslında tost makinesiyle yaparsanız daha pratik oluyor. Çünkü arkası ve önü aynı şekilde kızarıyor, aynı anda pişiyor. Yani başında falan beklemenize de gerek kalmıyor. Birazcık yassı gibi oluyor ama olsun. Yani biraz böyle kendini biraz bastırmış oluyor ama söylemiş olduğum gibi tost makinesinde de yapabilirsiniz. Daha da zahmetsiz olur. Sizler beni ne zamandan beri takip ediyorsunuz? Benim genelde börek tariflerim çok izlenir, çok beğenilir. Deneyen herkesten de çok güzel dönüşler alırım. Hiç börek tariflerimden denediniz mi? Kanalıma yeni mi katılıyorsunuz? Veya bu videomu ilk kez mi izliyorsunuz? İlk kez izliyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. En sevdiğiniz tariflerim hangisi? Yorumlarda belirtirseniz merakla okuyacağım ve cevaplamaya çalışacağım hepsini. Ayrıca bana tarif önerileriniz olursa bekliyorum. Şunu yaparsanız güzel olur dediğiniz tarifleri de bekliyorum. Yorumlarda belirtin lütfen. Hafta sonunun o rahatlığına yakışır bir kolay börek tarifi. Ben böyle hazır lavaşları alıyorum.
buzluğa atıyorum. Sizler de aynı şekilde lavaşı, yufkayı alıp buzluğunuza atabilirsiniz. Bu benim mesela buzluğumda vardı. Ertesi gün oruç tutacağım için sahur için hazırladım. Hemen çıkardım. Buzu çözüldü ve hemen börek yapma aşamasına geçtim. Sizler de alıp buzluğunuza atabilirsiniz. Her zaman evinizde bulunmuş olur. İlk günkü tazeliğinde oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Bu şekilde yüzeylerini de ayçiçek yağı ile yağlamayı unutmayın. Hem daha güzel kızaracak hem daha lezzetli olacaktır. Evet, bütün gözlemelerimi yaptım. İç harcım bitene kadar yaptım. Normalde 5 adet lavaş çıkmıştı paketten. 4 tane lavaş yetecek kadar iç harcı hazırlamışım. 4 tanesini yaptım. Bu şekilde dilimliyorum ve servis tabağına alıyorum. Gerçekten muhteşem oluyor. Yani hamur açmanıza vesaire gerek yok. Çok pratik. Söylemiş olduğum gibi yani bir misafir davetine bile hazırlayabilirsiniz. O kadar lezzetli ve güzel oluyor arkadaşlar. Böyle dışı çıtır çıtır, içi yumuşak. Peynirli harç da zaten çok güzel oluyor. Yumurta da ayrı bir lezzet katmıştı. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Tek tek göstermek istedim. O kadar güzel kızardı ve o kadar güzel oldular ki. Evet, bu şekilde dilimledim. Servis tabağıma aldım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Ve muhteşem böreğimin görüntüsü sizlerle. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.